Hello, so, welcome to my channel. Before starting the video, I would like to inform you that this video content is taken from the Endumat you YouTube channel. If you want to visit Endus channel, you can find the link in the description. The rest of the video will continue in my native language, which is Turkish. So if you want to watch in English, you can use the caption button right down below. Evet, hoş geldiniz. Video girişinde ufacık bir açıklama yapmak istedim. Bu videoyu Endumat kanalında bir kanal paylaşmış. Ve arkadaşlar ben gördüğümde 3.5 milyona yakın izlenmesi vardı. Yani şey gördüm. 3.5 milyon kişinin izlediği bir soruyu görüyorsunuz. Böyle bir geometri sorusu. Çok heyecanlandım. O dedim mutlaka burada süper bir şey olması lazım. Çözmeme değecek bir şey var demek ki. Bu kadar çok izlendiği de göre diye düşündüm ama gayet aslında kolay tatlı bir soru. Hatta bizim YKS grubunun paramparça edeceği bir soru. Biliyorum yine de paylaşmak istedim. Hoşuma gitti. Açıklama kısmında video fikrini aldığım kanalın Linki de mevcut. Hani şey yazmayın. Hocam video çalmışsınız. Böyle bir şey yazmayın arkadaşlar. Aynısını zaten ben de kendi dilimizle paylaşıyor olacağım. Video başında da söyledim. Hani bu video fikrini şu kanaldan alıyorum diye belirttim. Bilginiz olsun. Başıma gittiği için paylaşmak istemiştim. Buyurun bakalım. Soru şu. Altta gördüğünüz bu kırmızı karenin alanı nedir? Bunu bizden istiyor. Hadi bakalım. Şimdi iki tane çemberimiz var. Bunlar eş çemberler ve yarıçapları 5 m olarak 5 metre olarak verilmiş. Aslında kolay bir soru. Çember sorularında hep nasıl ilerleriz? Tabii ki de yarıçapı kullanarak ilerleriz, değil mi? Şimdi şu karenin alanını bulmak için en azından neyi bilmeniz gerekiyor? Bir kenarının uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki burası x olsun. Hadi şuradan bir dik indirelim. Burasına gelecek yarı çapı olduğu için 5 gelecek. Aynı şekilde ne yaparsınız? Buraya bir uzunluk uzatsaydık burası da yarı çapı olacağı için bu da 5 olacaktı, değil mi? Ee, bir de şöyle bir şey yapalım. Buradan bir dik çekelim. Hatta harflendirirsek daha rahat ilerleriz. O, A, B diyelim isterseniz. Buraya da C diyelim. Şimdi tamamı. O, A'nın tamamı 5 ise. Bakın burası karenin bir kenarı olacağı için. Burası X ise aslında A, de X kadardır. Dolayısıyla O, C'ye 5 eksi X kalmış olacaktı. Ve bakın artık elimizde şurada bir ne vardır? Güzel bir dik üçgen vardır. Buradan bir şeyler yazabiliriz. Ne yazabiliriz? CB'nin, CB uzunluğunun karesi artı 5 eksi x'in karesi bu neye eşit gelecektir? 5'in karesine değil mi? Anlaştık. O zaman cb'nin karesine gelecektir. 25 eksi 10 x artı x kare eşittir 25. Şu 25'leri silelim. cb'nin karesine neye eşit gelir? Yana atıyorum. cb'nin karesi o zaman 10 x eksi x karedir. O zaman cb uzunluğuna gelecektir. Karekök aldık. Tabii ki burada uzunluk pozitif olacağı için artılı olanı alıyorum mutlak da de, e, mutlak değerli çıkacaktır. Tamam pozitif olanı aldık. Kök içerisinde 10x eksi x kare diyecektik. Lütfen şunu unutmayın. Aslında burada hani 2x diye de kullanabilir miydik? Emin değilim ama değil mi? yok oradan bir şey söylemeyelim. Şunu görebilirdik. Buraya 5 deseydik aynı şeyleri burada da yine uygulayabilirdiniz. Değil mi? Aynı şeyleri. Yani şuraya eğer ben b üssü dersem buraya da eğer c üssü dersem buraya da eğer o üssü dersem Aynı şekilde CB üssü uzunluğunun da C üssü B üssü uzunluğunun da CB uzunluğuna eşit geldiğini tekrar bir eşitlik yazarak görebilirdik. Tamam bir daha bir daha göstermiyoruz. E ee, buradan nereye gideceğiz? Aslında burada kullanmadığımız bir şey de şu kaldı. Yukarıdaki O ve O üssü uzunluğunun tamamına odaklanırsanız yani şurası yani şurası ya da daha açık bir renkte gösterirsek şurası ne olacaktır? Bakın buranın tamamı 5. Buranın da tamamı 5 olduğu için aslında o, o üssü uzunluğu ona eşit gelmek zorundadır değil mi? E biz ne söyleyeceğiz? Bu eşitliği kullanarak şunu söyleyeceğiz. Ben eğer B'den yukarıya doğru gitseydim, B üstünden yukarıya doğru gitseydim neyi görürdüm arkadaşlar? Şuraları sildim. Bakın burada kalan kısım O artık burası neyse bu kısım neye eşittir? Aslında CB değil mi? Bunlar paralellerdir. Çünkü burası dik kesişiyordu. Anlaştık. O zaman buradaki dik kesişen yere CB dersem şurası CB'dir. O zaman burada dik kesişen yere C üssü B üssü dersem ortada kalan şu kısım ne kadar gelecektir? İşte bakın çok güzel bir şekilde burası da X gelecektir. Nihayetinde az önce 10 dediğimiz o, o üssü uzunluğu aslında neye eşit geldi? CB artı C üssü B üssü artı X'e eşit geldi. C üssü B üssü artı X. Bunların hepsi 10'a eşitmiş. Hadi burayı çözelim. Şu x'i yana aldım. 10 eksi x diye. Cb ve c üstü b üstü birbirlerine eşitlerdi. Yanda var. iki katını alıyorum. 2 tane kök. 10 x eksi kare eşittir. 10 eksi x. Her tarafın karesini alalım. hatta burada x yerine 10 koyarsanız bakın bir kökünün 10 geldiğinde rahatlıkla görebilirsiniz. Biz yine de çözelim. Her tarafın karesini alalım. 4 tane 10 x eksi x kare eşittir. Hızlıca alıyorum. 100 eksi 20 x artı x kare. Burası ne diye çıkacaktır? Eksi 4x kare artı 40x eşittir. 100 eksi 20x artı x kare gelecektir. Eksi 4x kareyi sağlıyorum. Burada 0 kalsın. Eksi 4x kare geldi buraya. 5x kare oldu. Artı 40x geldi buraya. Eksi 60x oldu. Artı 100. Şöyle yapalım. Estetik kaygılarımı rahatlatmış olayım. Her tarafı 5'e böldüm arkadaşlar. Ne geldi? Buradan da 100'ü 5'e bölünce 24 gelmez. 20 gelir. 0 gelecek. O zaman çarpanlarını ayırsaydık bakın gerçekten bir kökü 10 gelecekti. Diğer köküne gelecekti. 2 gelecekti. Yani eğer x'imiz 10 olsaydı, eğer x'imiz 2 olsaydı bu eşitlik sağlanıyor olacaktı. Onu alamayız. Niye alamayız? Zaten şekilden de bariz bir şekilde bellidir ki 10 buranın bir çözümü olmamalıdır. En azından yarıçapınız 5 ise ve bu kısımların 5'ten küçük geleceğini zaten görsel olarak da anlayabiliyoruz. O yüzden doğru yanıtımız buradan 2 olacaktı. Cevabımız 2 değil arkadaşlar. Bizden karenin alanını istediği için bir kenarı 2 ise karemizin alanı da 4 gelecekti. Bilmiyorum benim hoşuma gitti. Belki bunu biraz daha böyle yeni nesilimsi bir formata getirip sizden de bu şekilde bir şey sorulabilir. Paylaşmak istemiştim. Bu şekilde ara ara ufak ufak sorular yapacağım. Desteğinizi esirgemeyin. Dediğim gibi açıklama kısmında da e, sorunun asıl çözümünü yapan kanala ulaşabileceksiniz. Hepinize bol başarılar.